Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia adını verdiğimiz bu podcast serisinde Tarihin yasalarını, yasaların tarihini incelemeye devam ediyoruz. İkinci bölümle karşınızdayız ve Geçen bölümde hatırlarsanız soykırım suçunun tarihini incelemiştik. Ağır bir konuydu. Biraz can sıkıcı bir konuydu. O nedenle biraz daha hareketli bir konuyla devam etmeyi tercih ettim. Kanuni Medeni yani Medeni Kanun adını verdiğim bu seride tarihe mal olmuş evlilikler, boşanmalar ve miras uyuşmazlıklarını ele almayı planlıyorum. Bu seride Muhammed Rıza Pehlevi'nin 3 olaylı evliliğini ele alarak başlamayı tercih ettim. Neden derseniz Muhammed Rıza Pehlevi ve Pehlevi hanedanının Türkiye ile çok yakın ilişkileri var ve bizi de ilgilendiren ilişkiler bunlar. Mesela İstanbul Göztepe'de hala faaliyet göstermekte olan 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi doğrudan Muhammed Rıza Pehlevi'nin yardımlarıyla kurulmuş bir lisedir. Asıl ismi Arya Mehirdir bu lisenin. Gidenler zaten biliyordur. Bu Aryan ırkının ışığı, aydınlığı anlamında bir kelime. Fakat İran İslam devriminden sonra hanedanı anlatan bu kelime yerine 50. yıl Tahran Anadolu sesi tercih edilmiş mesela. Yani dolayısıyla bize çok uzak konular değil. Dilerseniz Pehlevi Hanedanı'nın tarihiyle biraz başlayalım. Bunlar nasıl tahta geçti? Çünkü biliyorsunuz yaklaşık bin sene boyunca İran'ın tahtında, Kisraların tahtındaki Tavuz Kuşu taht denir bu tahta, Türkler oturdu. Selçuklulardan başlamak üzere özellikle Safevilerle bu şahlandı, taçlandı. Çünkü Şah İsmail İran'da bir siyasi birliği sağlamıştı. Şah İsmail'in destekçileri arasında Kaçarlar da bulunuyordu. Kaçarlar aslında bizim Yozgat'tan İran'a göçmüş. Toskoparan Piri Bey ve Ece Sultan önderliğinde İran'a gitmiş bir topluluk ve Anadolu'da bilinen isimleriyle Gevelnu ya da Kovanlı aşiretine mensup bir aile bunlar. Ve bunlar yaklaşık 150 sene kadar İran tahtında oturdular. Fakat son kaçar şahı Ahmet Kaçar genç bir şah olarak tahta geçti. 11 yaşındaydı tahta geçtiğinde ve hükümdarlık süresi boyunca ayaklanmalar, isyanlar, siyasal kavgalarla uğraşıp durdu. 1920'lere gelindiğinde 20'li yaşlarını yaşamakta olan Tonton Şahımız resmini paylaşacağım sizlerle büyük bir badire atlattı. O da neydi? Rızahan adındaki bir askerin ayaklanmasıydı. Aslında Rızahan aile bakımından, soy bakımından asker bir aileye mensup düşük rütbeli bir askerdi. 1800 metre denizden yüksekliği olan Eleşt isminde bir dağ köyünde doğmuş. Serdar Kuh adı verilen bir mevkide doğmuş bir şahıstı. Bu şahsın dedesi Murad Alihan Han Herat'ta savaşırken öldürülmüş. Amcası Dadaş Bey askerlikle meşgul. Babası da öyle. Dolayısıyla yani geleneksel olarak da bir asker ailesine mensup. Fakat bu 1500 kişilik ya da 1000 kişilik bir Kosak Birliği'nin başında. Kosak da şudur. Bizim Rusya tarihinde de sık gördüğümüz başıbozuk bir asker birliğidir. Farslar buna Kazak'da derler. Bu Kazakların başında olarak vazifesini idame ettirmekteyken bir maaş uyuşmazlığı bizim Osmanlı'daki ulufe uyuşmazlıklarına benzer bir uyuşmazlık yaşıyor ve İngilizlerin de silah desteğiyle ayaklanmaya karar veriyor. 1921 yılında Bağışah Şah adı verilen Tahran'daki yani Şah Bahçesi adı verilen memkiyi ele geçiriyor ve böylece kendisi hakkında Serdar Sipah yani askerbaşı ünvanını bizim Tonton Şah'a kabul ettiriyor. Yetmiyor Seyit Ziya Tabetabai de ona destek veren bir isim olarak başbakan sıfatını alıyor anayasal monarşi çerçevesinde. Fakat gitgide güçlerini arttırıyoruz Ahan. Seyit Ziya'nın da egale edilmesinden sonra başbakanlık görevini de üstleniyor. Vaziyetinin ye gitmediğini anlayan Ahmet Kaçar 1923'te sağlığını bahane ederek Avrupa'ya gidiyor. Ve e, bu arada tabi İngilizlerle neredeyse anahtar teslim bir anlaşma imzalamış bununla birlikte Sovyetler tehdidi yoğun bir şekilde yaşanıyor o dönemde. Ve bu koşullar altında Şah'ın ülkeye girişi yasaklanıyor. Bu sırada Şah 27 yaşında annesi Melike Cihan uğraşıyor yani oğlunun iktidarı elden gitmesin diye fakat muvaffak olamıyor. Yalnız enteresandır Hüseyin Mekki'nin Muhtasari Ezindegani'yi Siyasi Sultan Ahmet Şah yani Sultan Ahmet Şah'ın Siyasi Yaşamı kitabında enteresan bir bilgi var. Sadece Melike Cihan değil Ahmet Kaçar'ın iktidarını koruması için çalışan aynı zamanda bir Türk de var bu gayede olan Mustafa Kemal Atatürk. Hüseyin Mekke'nin anlattığına göre İran elçisi Anuşirevan Sepahbadi aracılığıyla Ahmet Kaçar'a şöyle bir teklifte bulunuyor. Sizi alalım ve bir orduyla İran'a götürelim sizi tahta oturtalım. Ancak Ahmet Kaçar... Ben kendi memleketime yabancı bir ordunun askeriyle girmeyi tercih etmem diyerek onurlu bir cevap veriyor ve İran halkına bu gaspın engellenmesi için bir mesaj yayınlıyor. İran halkı da bu mesajı açıkçası ya almamış ya da hiç umursamamış olacak ki 1925 yılında Gülistan sarayında o e, geleneksel taç giyme töreni gerçekleştiriliyor. Bu tören sırasında Firdevsi'den şiirler okunuyor. E, bürokrat Firuvi bu şiirleri okuyor. Türk asıllı bir başka bürokrat olan Timur Taş e, elinde tacı taşıyor ve Rıza Han Şah Rıza Pehlevi olarak taç giyiyor. Aslında Şah Rıza'nın niyeti bir cumhuriyet kurmak ancak İran'ın iç dinamikleri buna pek müsaade etmiyor. Rıza Han ya da Rıza Şah, baba Rıza da diyebiliriz, yüzünü batıya dönmüş bir lider ve bir takım reformlar yapma gayreti içerisinde. Bu bağlamda Atatürk'ü oldukça örnek aldığı söylenir Rıza Şah'ın. Ama tabi İran'ın şartları Ahmet Ağaoğlu'nun da o dönemlerde tespit ettiği gibi buna pek müsait değil. İran geleneksel toplumun hala yaşadığı bir yer. Dolayısıyla yani mesela köylü kadınlara şapka taktırmak gibi böyle abesle iştigal eden bir takım reformlara girişmiş. Burada da özellikle kendini İran'ın geleneksel iktidarına, e, ee, Sasanilere, Perslere dayandıran bir söylemi var Rıza Şah'ın. Dolayısıyla yeniden bir milli kimlik kurmak ve Türk kimliğini bir yerde unutturmak derdinde. Tabi bu esnada son Türk Şahı e, Ahmet Şah da 32 yaşında kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayata gözlerini yumuyor. Bugün Ahmet Şah'ın mezarı Kerbela'da İmam Hüseyin'in e, yakınında Hanedan mezarlığında bulunuyor. Ebedi istirahatını orada sürdürmekte Ahmet Şah. Efendim biz Rıza'ya dönelim, Rıza Şah'a dönelim. Bu Tevhid-i Tedrisat kanununa özenerek medreseleri kapatıyor ve Mollalar Kum, Necef ve Kerbela gibi şehirlere kaçıyorlar. Bu kaçan Mollalar arasında bir isim var o da Humeyni. Daha sonra bu ismi zaten çok sık duyacaksınız. Ee, Türkiye'de politikasını değiştiriyor açıkçası ve bu sefer yeni İran düzenine uyum sağlıyor. Bu bağlamda Şah'ın diş ameliyatının yapılabilmesi için özel bir davet gönderiliyor ve Dolmabahçe Sarayı'nda bir ameliyathane kurulup Şah buraya davet ediliyor. Şah burada ameliyatını oluyor. Türkiye'de büyük bir dostluk rüzgarı esiyor. Mesela Yunus Dadi o dönemde şunu yazmış. Yavuz'dan beri süre gelen kardeş kavgası nihayet buldu ve bu Cihangirlik, emperyalizm, sülale rekabeti son buldu gibi şeyleri var onun ee, ve bir opera besteleniyor hemen 27 günde bestelenmiş bir opera Adnan Sayguna e, besteletiyor o dönemin idaresi bunu ve bunun de Münir Hayri Bey yazıyor burada Türk-İran kardeş e, kardeşliği vurgulanıyor bir sahnesi var onu enteresan aktarmak isterim burada e, Sultan Ferudun diyor ki oğullarım Tur ve İraç nerede o sırada Ozan sahneden seyircilere doğru dönüyor. Seyirciler arasında Şah ve Atatürk oturmakta. İşte burada tur ve ilaç diye haykırıyor. Bu duygusal sahneye Şah Rıza dayanamıyor ve Atatürk'ün boynuna sarılıyor. Gözyaşları içerisinde bu dostluğu teyit ediyor. Yine eserin libretto kısmında enteresan bir şey var. Tarih diyor ki bize medeniyet ırmağı, Brekisefal soyunda bulduğu özlü kaynağı. Bu soy Asya'dan çıktı, dört bir yana yayıldı. Bu tarih yükselişin başlangıcı sayıldı gibi böyle hamasi şeyler var. Efendim biz Oğul Muhammed Rıza'yı konu alacağımızı söyledik. Şöyle bir girizgah yapmış olduk Pehlevi Hanedanı'na ilişkin. Oğul Muhammed Rıza babanın iktidar mücadeleleri arasında doğuyor 1919'da ve çok rahat bir hayat yaşıyor. Yani o dönemde elektriği bile bulunmayan Tahran'dan kalkıp İsviçre'de okumaya gidiyor mesela pilot olma hayalleri var. L Rosie okulunda okuyor. Biraz womanizer dedikleri tarzdan bir genç. Biraz çapkın bir genç. Ve bu hareketli yaşam belki İran Şahı'nın da dikkatini çekiyor. Oğlunu şöyle bir sigaya çekiyor sağlamca. Ve 19 yaşındayken evlenmesine karar veriyor. Bir gelin aranıyor. Koca Şah neticede. Onunla olay öğrenecek. Ve uygun bir gelin nerede bulunabilir derken Mısır Sarayı'ndaki Prenses Fevziye dikkat çekiyor. Prenses Fevziye de yani bizim halk deyişiyle Doğan Ay'a doğdum diyen bir güzel kız. Daha sonra onun fotoğrafını çeken Cecil Beaton'ın ifadesiyle matemli gözlere, simsiyah saçlara, heykel gibi bir yüze, çalışmanın verdiği yıpranmalardan uzak zarif ellere sahip bir genç kız. Efendim fotoğraflar alınıyor, veriliyor belki beğeniyor belki beğenmiyor artık detaylarını bilemiyoruz ama netice itibariyle bu bir siyasi evlilik. İlk defa bir Şii sultanla bir şahla bir Sünni hanedan ailesinden biri evlenecek. Bu çok önemli bir hadise. Ve neticede Mısır'ın meşhur Abidin Sarayı'nın terasında genç çiftlerimiz birbirleriyle ilk defa tanışıyorlar. Yani tanışıyorlar demek daha doğru. Ve e, aynı günde evlilik akdini kutluyorlar aslında. Çok geçmeden Prenses Fevziye büyük bir e, magazinin dikkatini çekiyor o dönemde. Örneğin Life dergisinin 21 Eylül 1942 tarihli sayısının kapağında tam boy Prenses Fevziye'yi görüyoruz. Ve onun hakkında şöyle söyleniyor Asya Venüsü ve Hollywood yıldızlarıyla kıyaslanıyor. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olduğundan bahsediliyor. Bütün bunlara rağmen çok utangaç resmi ziyafetlere katılmaya bile istekli değil ne zaman insanlarla konuşsa yüzü kıpkırmızı olan bir kız ama işte yani derler ya Allah çirkin şartı versin insana bizim Prenses Fevziyeciğimizin de hayatı pek aslında neşeli geçmiyor. Önce zaten Tahran'ı Görünce şok oluyor. Çünkü Kahire ve İskenderiye o dönemde neredeyse bir Avrupalı şehir diyebileceğimiz ayarda. Ve sosyete Kahire'deki, İskenderiye'deki sosyete büyük hareketli bir ortam. Ee, mesela şunu da tabii söylemek lazım. Bu sosyetenin en büyük unsuru Osmanlı bakiyesi insanlar. Ee, mesela bizim Neslişah Sultan, Halife Abdülmecid'in torunu. O dönemde daha sonra kral naibi olacak Prens Abdülmünim ile evli. Ve hanedan Kavalalılardan geldiği için Mısır hanedanı Türkçe konuşuluyor. Bir ölçüde Çerkezçe, Arnavutça ve Arapça da konuşuluyor sarayın içinde. Ve büyük renkli bir hayat var orada. Hepsini bırakıp Tahran'daki o kuru saraya gittiği zaman muhtemelen bizim Prenses Fevziye'nin biraz tadı kaçıyor. Dahası aralarında bir dil engeli de var Kuran'da sevgili kocasıyla. Çünkü daha sonra yıllar sonra şunu itiraf etmiş Prenses Fevzi'ye. Eşimle aramda Fransızca konuşuyordum demiş. Dolayısıyla kaderimse çekerim diyerek Prenses Fevzi'ye İran'a yerleşiyor Gülistan Sarayı'na. Ancak beklenmedik bir şey oluyor. Veli Ahd Muhammed Rıza'nın babası kayınpeder Şah Rıza bu dönemde Hitler'le yakınlaşma kararı alıyor. Çünkü Hitler'in Aryan ırkçısı politikaları İran'a çok sempatik mesajlar gönderiyor. Ancak Batılı güçler bunu affetmiyorlar ve Sovyetlerle İngiltere bir araya gelerek Şah'ı tahtından ediyorlar. Bir zamanlar Şah'ı istikbal ederken Firdevsi'den şiirler okuyan Bürokrat Firoui bu sefer Şehzade'nin tahta geçmesi için e, müdahale ediyor. Nitekim muvaffak da oluyor ve evliliğin ikinci yılında Muhammed Rıza, Şah Muhammed Rıza Pehlevi namıyla tavus kuş tahta oturuyor. O dönemde bir de çok büyük ünvanları var şahların. Yani bu klasik İran geleneğinden gelme bir şey. Sayeyi Huda diyorlar mesela. Yani Tanrı'nın gölgesi. Bizde de Zillullahu Filalem denirdi Osmanlı padişahlarına. Özellikle halifelere. Efendim bu arada baba Şah Rıza da elinde bir avuç İran toprağıyla yolculuğa çıkıyor. Ve bu yolculukta 1944'te Johannesburg'da tropik havaya dayanamayarak vefat ediyor. Mumyalanan cesedi Kahire'deki El Rifai Camii'ne götürülüp burada saklanıyor. E neden sonra İran meclisi ona Bozorg yani büyük ünvanını vermiş ve reyde bir mozole yaptırmış. Ancak e, bir zamanlar e, onun devrimleri yüzünden e, medreseden kaçan e, Hümeyni'nin emriyle Sadık Halhali isminde bir şahıs tarafından bu mozeri de parçalanacak. Efendim biz Prenses Fevziyeciğimize geri dönelim. Onun e, henüz kocası tahta geçmeden Şehnaz isminde bir kız çocuğu oluyor. Bu pek memnun etmiyor İranlıları. Çünkü bir erkek çocuk, bir veliaht bekleniyor bütün prenseslerden. Ayrıca e, Gülistan Sarayı'nda Muhammed Rıza'nın ufak tefek kaçamakları başlıyor. Yabancı kadınlarla ilişkilerine şahit olmaya başlıyor Prenses Fevziye. En sonunda artık Canan tak diyor. 1948'de boşanma kararı alıyor. Sözde 1-2 aylığına Kahire'ye gitme kararı alınıyor ve e, havalimanında bütün mahiyet bir araya geliyor. Prenses Fevziye'yi Kahire'ye uğurlayacaklar. Kucağında e, Prenses Şehnaz uçağa biniyor tam oturuyor. Bu sırada protokol nazırı yanına gelip efendim Şah Hazretleri kızını son bir defa görmek istiyor. Böyle murad ettiler diye bir haber getiriyor da hay hay diyor kızı teslim ediyor. Tam kız kapıdan çıktığı anda kapılar kapanıyor ve motor çalışmaya başlıyor. Bizim Prenses Fevziye anlıyor ki kızına el koymuşlar ve bu evlilik acı bir şekilde sona erecek. Cama doğru fırlıyor gözyaşları içerisinde. Ne var ki ağlamalar, hışkırmalar fayda etmiyor. Hem kızı Şehnaz'ı hem de e, paha biçilmez mücevherlerini ve şahsi eşyalarını Tahran'da bırakarak Kahire'ye geri dönüyor. Böylece Muhammed Rıza Pehlevi ile... Prenses Fevzi arasındaki evlilik de son bulmuş oluyor. Boşanmanın ardından her ikisi de kendilerine yeni bir eş arayışındalar ya da öyle denk geliyor. Kader öyle gösteriyor ve buluyorlar da. Prenses Fevzi'ye baba tarafından Türk, anne tarafından da Mısır hanedanına mensup uzaktan kuzeni diplomat ve subay İsmail Şirin'le hayatını birleştiriyor. Beriyan'dan Muhammed Rıza Pehlevi de gece hayatına bir merak salıyor bu dönemde ve bu e, koşuşturmaları esnasında yine bir gece Süreyya İsfendiyari Bahtiyari ile tanışıyor. Süreyya daha sonraki adıyla prenses Süreyya, e, Halil İsfendiyari Bahtiyari'nin kızı. Annesi de Süreyya'nın annesi de Moskova doğumlu Alman asıllı Eva Karl. Böyle bir karma ailenin mensubu Süreyya. Halil İsfendiyar'ın ailesi önemli çünkü bu yarı göçebe bir Kürt aşireti Bahtiyariler ve İran tarihinin son yüzyılında çok etkin roller oynamış bir aşiret. Dolayısıyla bu ilişkinin biraz da siyasi bir tarafı da var açıkçası. Muhammed Rıza Pehlevi bu kızı beğeniyor ve aralarında bir izdivaç gerçekleşiyor. 1956'daki Türkiye ziyaretinde bu Prenses Soraya ...gerçek adıyla... ...Türkiye'de Prenses Süreyya olarak kabul ediliyor... ...ve bizim halkımız onu çok seviyor... ...ikonik bir karakter olarak buluyor... ...o günün modası da biraz öyle... ...yani Demokrat Parti iktidarda... ...belki biraz daha... ...şaşağıya, debdebeye... ...kıymet verilen bir dönem... ...ve o dönemde de pek çok kişinin... ...kendi kızına Süreyya ismini koyduğunu görüyoruz... ...fakat bundan sonra... ...bir mutlu son bekliyorsanız yanılıyorsunuz... ...çünkü... Şah'ın kardeşi Ali Rıza, 1954'te bir uçak kazasında ölmüş. Ve tahta bir varis aranıyor o dönemde. Süreyya ba Bahtiyari de batılı yaşam tarzıyla açıkçası İran sarayında da biraz rahatsızlık yaratan bir kızcağız. Ve bir türlü de bir veliaht veremiyor. Netice itibariyle 1958'e gelindiğinde İran tahtı bir veliaht arayışı içerisinde ve Prenses Süreyya'nın zamanı artık dolmuş durumda. Dolayısıyla... Prenses bütün aşkına rağmen, Muhammed Rıza'nın ona olan bütün sevgisine rağmen sürgün ediliyor. Prenses Süreyya hakkında hep mahzun prenses, sürgün prenses falan denir ama asıl acılı hayat Prenses Fevziye'ye aittir. Yani ben en azından ben böyle düşünüyorum. Çünkü şöyle 1952'de Cemal Abdünnasır malumunuz bir darbe yapıyor Mısır'da ve bütün aile sürgüne gönderiliyor ve Mısır'da da bir müddet sonra önce kral e, Fuat, ikinci kral ikinci Fuat e, çocuk yaşta tahta oturtuluyor ve Prens Abdülmünim kral naibi ilan ediliyor. Fakat ondan sonra onlar da e, tahttan ediliyorlar ve büyük takibata uğruyorlar. Nesil Şah Sultan da bu dönem büyük sıkıntılar yaşamış. O zamana kadar Mısır Kraliyet Prensesi ünvanını taşıyan güzel prensesimiz artık sadece Fevziye Fuat Şirin adını alıyor. Ama Allah'tan doğrudan yönetici kadrodan olmadığı için memleketini terk etmesi gerekmiyor. Kahire ve İskenderiye'de yaşamaya devam ediyor. Mütevazı hayatını da 2013'te sona erdiriyor. Yalnız burada bir parantez açayım. Kral Fuat'la ilgili enteresan bir bilgi var çocuk yaşta tahta oturan Kral Fuat'la ilgili. Yakın tarihlerde bu ma malumunuz son e, siyasi çalkantılar esnasında e, Facebook sayfasından kendisine geri dön ülkenin başına geç gibi çağrılar yapıldı. O da onları kibarca reddetti. Artık ister mi istemez mi onu bilemiyoruz. Efendim biz Geri dönelim Muhammed Rıza'nın hayatına veliaht arayışı devam ediyor ve aranan eş de bulunuyor. 1959 yılında Farah Diba adında 21 yaşında üniversite öğrencisi bir genç kız bizim Şah Muhammed Rıza'nın dikkatini çekiyor. Bu kızcağız saraya gelin olarak geliyor yine şaşalı bir düğün töreniyle. ve o da Batılı eğitim almış Batılı kıyafetlerle dolaşan ve Batılı hayat tarzını sürdüren bir kız. Bilhassa görümcesiyle bir uyuşmazlıkları var bunların. Çünkü görünce Eşref yani Muhammed Rıza'nın kız kardeşi siyasal ve günlük otoriteyi Muhammed Rıza'nın üzerinde kurmuş bir kadın. Dominant bir kadın. Fakat Farah Diba da çok zeki bir kız. Dolayısıyla bu otoriteyi bir ölçüde yıkıyor ve İran toplumunu çok iyi tahlil eden bir tarafı var. Ve e, o dönemde ortaya çıkan siyasal çalkantıların farkında. Hatta gelmekte olan İran İslam Devrimi'nde farkında. Eşini de bu yüzden sık sık uyarıyor. Bak bir şeyler oluyor. Farkında mısın diyor. O da her zaman işte İran halkı beni sever, ben İran'ım, İran benim falan gibi böyle hamasi söylemlerle karısını geçiştiriyor. Oysa şöyle bir tespit var Avrupalı bir diplomat tarafından yapılan. Kimse Şah'ın babasının yanında gerçeği gizlemeye cesaret edemezdi. Ama aynı zamanda kimse Şah'a gerçeği söylemeye cesaret edemezdi. İşte gerçeklerin söylenemediği, gerçeklerin konuşulamadığı toplumlarda politik çürüme maalesef kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla gerçeklerin sansürlendiği konuşulamadığı bir toplumda da e, gitgide kargaşa büyümeye başlıyor. Bu arada Farah Diba ilk defa pehlevi tarihinde Şehbanu yani İmparatoriçe adını alıyor. Bu arada kaderin yine bir cilvesi e, Şah Muhammed Rıza kansere yakalanıyor. Tedavi için yurt dışında olduğu sırada İran İslam devrimi artık büsbütün kendini göstermiş. Enteresan bir hadise tıpkı son Türk İran şahı gibi o da yurt dışında sürgünde kalıyor. Burada kendisine Senyor Şah diye hitap eden diktatör Omar Torrijos bir değişiklik düşünüyor musunuz dediği zaman ben değişmeyeceğim onlara alternatif vereceğim oğlum Ali Rıza'yı Tahta geçireceğim falan diye geçiştiriyor konuyu. Ya insanlar ölüyor, devrim oluyor. Bir şey yapmayacak mısınız diyenlere de ben monarşiyi kurtaracağım. Monarşi kurtulursa insanlar da kurtulur diyor. Ancak öyle olmuyor. E, bu esnada Mısır'ın diktatörü Enver Sedat kendisini Mısır'a davet ediyor. E, Mısır'daki İslamcı örgütler onun gelmemesi için büyük bir propaganda yapıyorlar. Ancak her diktatör gibi Enver Sedat da halkını dinlemek e, Konusunda isteksiz diyelim ve dinlemiyor. Netice itibariyle geliyor. Burada o e, belki İran devrimini incelersek e, anlatacağımız Amerikan rehineler meselesinde bir ara bulucu pozisyon kazanabilir miyim diye uğraşıyor ancak 27 Haziran sabahı hayata gözlerini yumuyor Şah Muhammed Reza Pehlevi. Efendim onun ardından İran haber ajansı şöyle bir duyuru yapıyor. Hoşça kal Şah. Artık eski Mısır firavunlarının mezarının yanında yatacaksın. Bir yandan da Tahran Radyosu son yüzyılın en büyük kan dökücüsü, kan emicisi Muhammed Rıza öldü diye sevinç içerisinde bir haber yapıyor. Şah'ın ölümünden sonra sürgüne çıkan Şehbanu Farah Diba Mısır'da neredeyse iki yıl kalıyor burada Kubbe Sarayı'nda kalıyor. Bakıyor ki Enver Sedat nasıl uykaste kurban gidecek. O da Mısır'dan ayrılıyor ve Ronald Reagan'ın çağrısıyla Amerika'ya yerleşiyor. E, burada 2001 yılında kızı Prenses Leyla'nın ölümünden sonra Washington'a geçmiş. Halen daha yaşıyor Farah Diba. E, hatta e, Prens Frederik e, yani Danimarkalı Prens Frederik'in düğününde efendim e, 2. Albert'in 2010'daki düğününde Monaco Prensi'nde prensinin düğününde falan böyle boy gösteren jet sosyeti arasında boy gösteren bir hanımefendi Farah Diba hayatını sürdürüyor Prenses Süreyya o aşkın da neticesinde kendisinde kalan mücevherler ve bir kısım mallar sayesinde 2001'e kadar ferah feza bir yaşam sürdürüyor Şah'ın oğlu Ali Rıza 2011'de girdiği major depresyon nedeniyle intihar ediyor böylece bir dönemde kapanmış oluyor. Efendim kısaca böyle özetleyebiliriz e, Muhammed Rıza ve evliliklerini. Gördüğünüz gibi tıpkı bizler gibi kraliyet mensupları da olaylı evliliklere boşanmalara e, dahil olabiliyorlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Dinlerken hem keyif almışsınızdır hem de beraber bir şeyler öğrenebilmişizdir. Ee, bu bölümde ve diğer bölümlerde anlattığım konulara ilişkin kaynakçaları ve e, resimleri e, medium.com'daki hesabımda paylaşmayı düşünüyorum. Linkini de buraya bırakırım zannediyorum. lexhistoria@gmail.com adresinden soru, görüş ve bildirilerinizi e, düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize iyi anlamda krallar kraliçeler gibi bir hayat temenni ederim. Hoşça kalın, hakla kalın, hukukla kalın efendim. Lex historia. Yasanın tarihi, tarihin yasası.